Kriptos kanalından hepinize merhabalar dostlar. Sevgili dostlar sizlerden önce ricam lütfen videoya bir beğeni atın ve düşüncelerinizi veya analizini istediğiniz coinleri yoruma belirtirseniz kanalda abone olup bildirimleri açarsanız beni çok memnun edersiniz. Aynı zamanda canlı yayınlara da gelerek destek olabilirsiniz. Açıklamalardaki ücretsiz sohbet platformumuza Telegram'a ve Twitter'a da katılmayı unutmayın. Orada da ciddi analizler ve ücretsiz işlemler yapıyoruz sevgili dostlar. Kısa bir VTR'nin ardından e, analizimize başlayalım. Şimdi sevgili dostlar, bakın analize USDT dominasyonla başlamak istiyorum. Neden? Çünkü gündüski attığım videoyu izleyecek. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. İzleyen dostlarımız varsa, bakın burada bir tıkanma olabileceğini ki şuradaki oluşan grafiğin hedefi de ee, Tamamlandı gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde mini bir yani e, tamamladı gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunu da kaldırıyorum. Ee, burada dediğimiz şey şuydu sevgili dostlar. Bizim bakın benim önümüzdeki süreçlerde en azından birkaç gün şu kanal içerisinde yatay bantta gidip gelmemiz lazım diye düşünmekteyim dedim size sevgili dostlar. Bu yatay bandın altı 7.17 ki hemen hemen bu bölgelere kadar inildi ve geçtiğimiz 4 saatte arkadaşlar gördüğünüz gibi üst bölgesi olan 7.40'lara kadar bir iğne geldi ve bu şekilde biz bir retest aşamasına gitmiş olduk. Şimdi önümüzdeki saatlerde <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar ben bu kanalın fake kırılımlar yapabileceğini düşünüyorum. Yani yukarı veya aşağı fake kırılımlar olsa da e, dakikalık bazlarda e, Genel anlamda önümüzdeki günlerde bu kanal içerisinde yatay seyrin devam edeceğini düşünen taraftayım arkadaşlar. E, şu grafik bir açılırsa ha bu kanal nedir hocam diye tekrardan bakacak olursak bu kanal arkadaşlar 7.40 ve yaklaşık olarak 7.14 bölgeleri arasında ne zaman bu kanal hedeflenmeye başlanır? Bakın normalde bu formasyonun hedefi aşağı yönlüdür arkadaşlar. Bir düşüş ardından akümülasyon ve daha sonra kanal içi fiyat hedeflenmesi diyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi ee, kanalda şu şekilde takip ederiz. Biz kanal içi fiyatlanmayı alırız. 7.15 lerin altında kapanışta hedef 6.90'lar olur ki Bitcoin'i 33 bin dolarlara taşıyacak hareket budur. Fakat biz 7.40'ların üstünde oldu ki kapanışlar gördük. Bu bölgede de ilk etapta takip edeceğimiz 7.60 ve 66'lar olacaktır arkadaşlar. Bu da tabii ki Bitcoin tarafında geri çekilmeleri neden olur. Şimdi geçelim Bitcoin'e sevgili dostlar. Bakın Bitcoin'de 15 dakikada çok uzun zamandır gelen bir uyuşmazlık var arkadaşlar. Şu şekilde çizdiğimiz üzere, bakın sevgili dostlar, dipleri birleştiriyorum e, ve yaklaşık olarak yapabildiğim kadar tepeleri birleştiriyorum. E, bu şekilde bir e, gramofon formasyonu falan filan bilmem ne, carcut değişik isimler veriyorlar arkadaşlar. Buna e, ben şöyle çizeyim. Bunun aslında mevzusu düşüştür arkadaşlar. Biz şu an Bitcoin'de yaklaşık olarak bana göre 29.000 ve 28.800 lira kadar bir düşüş görmeliyiz arkadaşlar. Bakın akümüle oldu yavaş yavaş büyüdü kırdı ve yaklaşık olarak asıl hedefi 27.800'de ilk önce 28 ve 29 binlere kadar bir geri çekilmeye şahit olabiliriz önümüzdeki günlerde. Tabi bu da USDT dominasyondaki hem yatay bantlı olabilir dediğim gibi hem yukarı kırdığı seviyeleri hatırlayın arkadaşlar o şekilde de fiyatlayabilirler takip edeceğiz ama şundan eminim ki burada net bir hocam RSI zayıflaması vardı yaklaşık olarak 20 Haziran'dan beri e, sürekli olarak piyasayı pampladılar yukarı. Çok fazla longçu topladılar arkadaşlar piyasaya. Shortçuların tamamını temizlediler. Dolayısıyla hep şuna dikkat çektim. Son 2-3 gündür dikkat ediyorsanız canlı yayın açmıyorum. Sürekli olarak sizlere video ulaştırmaya çalışıyorum. Hem müsaitliğimden dolayı e, müsait değilim. Çok fazla arkadaşlar gecelere müsait olamıyorum. E, hem de arkadaşlar elimden geldiğince günde ya bir video ya iki video son 3-4 gündür atıyorum sevgili dostlar gördüğünüz üzere. Sağ olun bunları da izliyorsunuz. Önümü, yani umarım işinize yarıyordur. İzlediğiniz videolar, analizler. Dediğim gibi sorularınız da varsa yazın arkadaşlar, yorumlara belirtin. Bu konuda da destek verirseniz, beğenilerinizi esirgemezsiniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi burada, peki bu analiz ne zaman bozulur? Biz eğer 30.500 üzerinde saatlik kapanış veya yarım saatlik kapanış görürsek hocam, biz deriz ki analiz bozuldu, yükselişe tam gaz devam ediyoruz. Fakat şuna dikkat çekmek isterim ki, biz 15 dakikalıkta bulutu kırdık arkadaşlar. Ve gördüğümüz gibi geçtiğimiz 15 dakikalarda da çok güzel bir rites mumu attık. Şimdi bu kapanışlar sevgili dostlar bize şunu söylüyor. Buradan düşüş başlıyor yavaş yavaş demek istiyor aslında baktığımız zaman. Tabi en net olarak kırılması gereken nokta 29.600. Buralar kırılırsa hocam dediğim gibi bana göre 29.100 ve 29.000 dolarlara kadar sarkmalar gözlenebilir ki bu gayet normaldir. Çok hızlı yükseldik. Hatta ve hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu sarkmayı önümüzdeki haftaya da uzatacaklarsa eğer yani mevzuyu uzatacaklarsa 27.000 yüzlere ve hatta 26.000 yüzlere kadar da bir sarkma görülüp e, fake out atılabilir. Yani insanları mesela Hocam bu hareket mi fake'ti? Bu hareket mi fake'ti? mevzusuna çevirebilirler arkadaşlar. Ben size son 3-4 videodur zaten anlatmak istediğim şey e, buydu. Bu yükselişlerin dikkat edilmesi gerektiğini çünkü tekrardan hatırlatmam gerekirse USDT dominasyonda ciddi negatif e, pozitif özür dilerim uyuşmazlık olduğunu şurada size bahsettim arkadaşlar. Birkaç gündür bunu bahsediyorum. Şu anda da dediğim gibi takiplerim benim bunlar arkadaşlar. Global tarafa bakacak olursak dolar endeksini 4 saatlik bazda değerlendirelim. E, dolar endeks hatta 4 saatlik değil 15 dakikalık bazda değerlendirelim. 15 dakikalık bazda Bitcoin'in aksesinde tabii ki yukarı yönlü hareketlerine başladı arkadaşlar. Bunda da yüzüşler en güçlü direnç bildiğiniz gibi. Bu bölgelerin takibi önemli. BTC ee, grafiğine Bitcoin yani Bitcoin altın grafiğine bakacak olursak burada bir hacim dolumu söz konusu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şu raddeden itibaren bakın şurada hacimler doluyor. RSI'yi daha net olarak göstermem gerekirse ki ta buradan itibaren doluyor. Dolayısıyla hocam biz de burada yukarı bir atak görebiliriz. Kaldı ki gördüğünüz gibi şu anki Bitcoin geri çekilmeleri burada herhangi bir şekilde atağın gelmediği raddede geri çekilmeli. lar <laughs> Bir de burada önümüzdeki saatlerde XAO BTC yazın takip edin arkadaşlar. Önümüzdeki saatlerde yaklaşık olarak biz buradan %2'lik şu şekilde bir kırılım hareketi görürsek daralımı yukarı yönlü. O zaman siz gel görün ki Bitcoin'in aşağı patır patır nasıl çekildiğini arkadaşlar. Şimdi burada birçok kişi boğa fişekleri falan atıyor da boğa fişeği atmaya gerek yok arkadaşlar. Boğa fişeği için ben size yapmamız gereken işi söyledim. En başından söyledik. Hareketlerin geldiği ilk noktada söyledik hocam Boğa diye bir şey yok. Halving'den önce ben Boğa'nın geleceğini düşünmüyorum ki bu da 2024'e denk geliyor zaten arkadaşlar. Ha kısa bir yükseliş sezonu içinde tekrardan hatırlatmak gerekirse şu trendin üstünde haftalık kapatacağız. Hatta mümkünse 2 hafta kapatacağız. O da takriben 29 bin dolarlara denk geliyor hocam. E, bu konuda da dikkat etmemiz gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Acele etmeyin. Acele giden ecele gider arkadaşlar. Haftalık bazda USDT dominans özür dilerim. Bitcoin dominans nasyonu nihayet haftalar sonra kendini 70 RSI üstüne atabildi. Bunları minimir e, rally hazırlığının olduğunun göstergesi. Asıl Boğa'ya girişin göstergesi. Yavaş yavaş tabii ki arkadaşlar e, yaklaşık olarak 1.5 senedir 2 senedir biz neredeyse ayı sezonu yaşıyoruz. E Bu sezonun da bir noktada yavaş yavaş Boğa sezonuna dönmesi lazım. Dünyada alınan para politikaları e, özellikle FED başta olmak üzere ben bunların sinyalini alıyorum sevgili dostlar. Ki bunların sinyalinin gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Bitcoin dominasyonu. Sizlere uzun zamandır anlattığım bir şey vardı ki bu da şu sevgili dostlar. Bitcoin dominasyonu 50'lerin üstüne hatta 57-58'lerin üstüne kendini atmadığı sürece hocam ee, kesinlikle ve kesinlikle boğa mega boğa bakın boğa arkadaşlar bir de şu tanımları çok karıştıran var. Rally, mega rally, altcoin rallisi boğa, mega boğa bu 5 kelime nedir? Şimdi rally bir yükseliş sezonudur. 2-3 aylık sürer. Altcoin'ler ve Bitcoin ya Bitcoin yüzde 2x yükselir. Altcoin'ler 3x yükselir, 4x yükselir. Mega rally Bitcoin 7-8 kat yükselir, 10 kat yükselir, 20 kat yükselir. Altcoin'ler 40-50 kat yükselir, 20 kat yükselir, 15 kat yükselir duruma göre. Mega boğa, mega rally ile aynı şey. Boğa rally ile aynı şey arkadaşlar şimdi kelimeleri doğru oturtun kafanızda anlatabildim mi bu kelimeler üstünden çok fazla ee, sorular geliyor çünkü bana veya diğer fenomenlere bunları doğru oturtun arkadaşlar kafanızda dolayısıyla bitcoin hocam neden bitcoin dominasyonu 57 58'leri görmeden hatta 50'nin üstü kısacası olmadan rally beklemeyiz mega ralliden bahsediyorum yani bir mega boğadan neden? Çünkü arkadaşlar burada para akışı öncelikle Bitcoin ile başlar tamam mı? Bitcoin her zaman altcoinleri yönetmelidir Ethereum birlikte tamam mı? Buna Ethereum da dahil ama para girişi önce işte Bitcoin, BNB, Ethereum gibi daha güvenilir coinleri olur. Arada tabi sıyrılan shitcoinler de olur ama daha sonrasında altcoinlere para dağılır. Bilindik altcoinlere Dash, Neo, Ripple gibi e, ada gibi, çiliz gibi 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 gibi. Tamam mı? Tek tek burada hepsini saymayayım. Daha sonrasında shitcoin'lere para girer. Bu dediğim sezon e, duruma göre değişir. Yani bir ay sürer, iki ay sürer çok önemli değil. Ama döngü bu şekilde tamamlanır ve hocam yavaş yavaş boğanın sonu gelir. Durum bu şekildeyken Bitcoin piyasayı yönetmesi lazım arkadaşlar. Hatta gündüzkü videoda da şuna dikkat çektim. Bitcoin dominasyonu durmadan yukarı basıyor. Arkadaşlar dikkatli olun. Gelebilecek en ufak haberde Bitcoin'in %3 düşüşüyle dominasyondaki bir patlamayla bir altcoinler çatır 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 aşağı gitmeye başlar. Dikkatli olun demiştim. İşte yönetimi Bitcoin'e vermediğin sürece alt boğa veya mega boğa bekleme. Şu an işte Mega Boğa'nın yavaş yavaş hazırlıkları yapılıyor arkadaşlar. Nasıl ki biz ayı sezonunu bir anda bitirmediysek Mega Boğa'ya da bir anda girmeyeceğiz sevgili dostlar. Şu an ben dünyada ve Bitcoin'in genel grafiklerinde dolar endeksi olsun, USDT dominasyon olsun, Bitcoin dominasyonu olsun bunun hazırlığının yavaş yavaş başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla durum bu şekilde arkadaşlar. Kısa, orta ve uzun vadede değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ethereum değerlendirmesi yapmıyorum. Onun için Twitter'a gidin arkadaşlar, açıklamalar da var. Çok güzel bir analiz paylaştık. Lütfen aramıza katılın lütfen videoyu beğenin ki algoritmamızı ön planlara çıkarsın canlı yayınları da başlıyoruz arkadaşlar yarın muhtemelen inşallah açarım yarın ve cumartesi canlı yayın planım var görüşmek üzere katılımları bekliyorum arkadaşlar canlı yayınlardan haberdar olmak için Telegram platformumuza ve işlemleri kaçırmamak için de oraya gelebilirsiniz katılın sevgili dostlar görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir bay bay sevgili dostlar.